Ve yaz okulundaki dersime gidiyorum günlerden Perşembe. Bugün de işte şöyle bir yaz okulunda bir günüm nasıl geçiyor, bugünü yarını falan çekmeyi planlıyorum. Nasıl geçiyor, işte neler yapıyoruz, neden yaz okulunda kaldım, şimdi neler yapacağım falan filan onlardan bahsettiğim bir vlog çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Ben çok uykuluyum. Okula gidiyorum. İyi seyirler şimdiden herkese. Bugün hava çok kötü. Yağmurlu. Günlerdir hava çok iyiyken ben en kötü günü seçtim. Nasıl ama? Nasılsın bana? Uykulu. Niye? Uykum var. Geç senden attık. Daha geç uyanan ve erken uyanan benim. Valla dün kütüphanedeydik. 7-12'ye kadar. Doğru. Sonra döndük. Gece 1.30 gibi yattık. Ben 2'de yattım. Bugün 6 saat derse gireceğiz. Ondan sonra akşam yine kütüphanedeyiz. Çok kötü. Baksana. Neyse geç kaldık. Ya bak kardeşim. Hayatın nasıl gidiyor? Hayatın ya. Ya ses sıkıcı. Ya ses sıkıcı değil. İdare ediyoruz ama. Ya işte de bir günün nasıl geçiyor? Kütüphaneye gidip çalışmaya kendimizi kandırıp çalışmadan geri dönüyoruz. Yok biz çalıştık. Sen kendini kandırdın. Gittin miydin koltuğa? Aslında bugün arkadaşıyla küstüm. Evet. Hadi. Ama arkadaşını söylemeyeceğim. Arkadaşım. Ciddi misin? Evet. Hadi üçlerden biri oldu. Nagel bugün çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen de güzel. Ders çok sıkıcı. Nagel de yapayım. Ben çok ciddi. Eşür neymiş? Eşür birisini teselli etmek gibi. Hani birisine doğru olacağını ikna etmek gibi eşür. Eşür de tam onda emin kendin... ol. Yani emin olma gibi bir şey. Eşür neydi? Teselli etmek mi? İşte onu söyledim ya. Teselli etmek mi yazayım direkt? Teselli değil. Yok. Şimdi her şey iyi olacak dediğine birine eşür edersin. Sonra kendin gidersin. Çok çalışırsın ki her şey iyi olsun. O da eşür olur. Tamam. Her şeyin iyi olacağına yani, ensure'larsın. Aynen. Anladım ben dediğini ama Türkçesi de bilmiyorum. Sağlamak diyor. Ensure. Bir şeyin gerçekleştiğinden emin olmak. Aynen. Ensure. Assure'da birine bir şeyin gerçekleşeceğine ikna etmek. Temin etmek diyor. Temin etmek. Ha, temin etmek uygun olsun. Temin etmek mi? Evet, Türkçesini bilmiyorum. Kendin mi? Ne? Kendin mi? Kendin mi? Ben başka kim edecek? Ben biraz mantıklı sorular sorayım. Niye benisin bugün? Ben biraz yaman çekmek istiyorum artık. Yaman'la Emirhan'ı baş başa bırakacağım. Emirhan'ı da konuda olmasın. Ne? Kamera da sayılır. Merhaba. Biraz dördüncü duvara yıkalım yani. Dördüncü duvar ne demek? Aslında evet. Net bulabiliyor musun? Yani duydum da izlemedim. Böyle kameraya dönüp konuşuyor. Haa, ona dördüncü var mı? Filmlerde karakterler senin orada olduğunu bilmez ya. Evet. O dördüncü duvar demek. Vay. Sen dördüncü duvarın arkasındasın. Şey. Deadpool dördüncü duvarı yıkıyor mesela. Senle konuşuyor. Ben bunu bilmiyordum. Şey, Amerikan dizilerindeki. Her gün yine bir bilgi. Her gün yine öğrendim gerçekten. Bizim sularımız güzel. Emre'nin her şeyimiz aynı. Bizim evet. Sularımız çok güzel görünmüyor arkadaşlar. Şurada birazcık daha su var. Su aynen. Su için. Kamu su batı su için. Sular Migros'u alınmış. Biliyor musun? Biliyor musun? Bizi ne sıyıyor? Çatal. Benim bir arkadaşım çatal çok ayıyordu. Benim sen de mi? Ben de mi? Yapar mı? Celebrate isn't wrong.
Çok sıkıldım. Çok kötü bir ben. Gözlerimi açamıyorum. Bu iğrenç kahveyi içiyoruz. Kahvenin hikayesini anlat. Demet kahveyi yapmış. Nagihan'a vermiş. Nagihan çok acı olduğu için içememiş. Sütü içiyormuş normalde. Bunda süt yok. Ha, bana verdi. Evet. Siz aynen Nagihan çok kötü. Zehir gibi. Çok. Bence Demet daha kahve. Demet umarım o videoyu yarın. Demet. Ama kahve biraz şey oldu ya. Ağızdan ağza gidiyor. Biraz ortalık. Evet. Devam kelimeleri biliyor musun? Biliyorum. Bana yürütmek. Evet. Ben kelimeleri göremiyorum bile şu an. Oha. Tam öyle göremiyorum. Gel gözlüklerimizi takasalım. Gözün yamuk farkında mısın? Yamuk mu? Think about this. Gözlük değiştireceğim ben o zaman. Değiştir. Benim yüzümde zor duruyor. Kayı yapmam. Evet çok kötü. Arkadaki çocuktan özür diliyorum. Bir dakika dur. Karışık. Sen Emirhan'a tıkladın mı yoksa? Evet. Karışık. Emirhan'ken bana verdi. Sonra da sen sıralamaya girmedin. Şimdi... Annem bizden bol bol kozalak, biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa, annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Bol kozalak, biraz meyve diyorum sana. Hayır, biraz meyve, bol kozalak. İstersen eve dönüp anneme tekrar soralım. Olmaz öyle. Anneme sormak için eve dönsek daha iyi olur. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Sıralamaya göre girmedim. Emirhan yazarken Emirhan'a verdik. Hayır, sıralamaya göre yazdım. Emirhan'a rolünü gördün mü yoksa? Ya, Emirhan'a tıkladım, sonra doktor çıktı, sonra gittim ben de. Orayı korudum lan. Bu arada... Benim gücümü kullanarak burayı nasıl koruyorsun ya? Hadi kendisi olsan neyse de. Vampiro seni öldüremez ki. Dur. Yaman şey. Hadi yazan işe versin işte. Orayı korudum. Hemen kazandım. Burayı korudum, sonra Demet çıktı. Sonra Demet'e bas çıktı. Demet'in görevini yok. Demet'e bas çıktı. Bir daha burayı korudum. Sonra Demet'i öldürdüm. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Bence şöyle olsun. Eğer vampirler kazanırsa bütün köylülere kahve olsun. Şey kaybederse. Köylüler kaybederse o vampirlere. O zaman her gezi nakit ellere çekip gelsin. Ortada birikiyor işte. Poker masası bir de burada oynuyor. Aynen poker masası gibi. Ne kadar çıkartıp koyuyorsan. Ama koyuyorsun. Şey köylü olacak herkes, iki tane vampir olacak o kadar. Köylü olacak geri kalan. Hani şey olarak oynayacağız. Kimse blöf atamayacak, anladın mı? Herkes içki tutar. O zaman çıkarmaz. İşte bak çok eğlenceli olacak. Ben yapacağız mı ya? Bir de böyle. Çünkü o zaman böyle. İşte kurt adam şey. Yeni taktik geliştirmiş. Eskiden bir kesmiyor. Nasıl izlediğim yıldızlar gibi ya. Bir keyif. Neydi o? Nasıl kesebilirsin ki buradan? Öyle şey hep var ya. Kendi kendine konuşuyor. ASMR'e bir gösteriyor musun? ASMR'e aynen. ASMR'e şey deme, comprehensive sentence'ini ayırt. Ben elini yiyorum. Yabancısın ya. Çakalı niye yemiyorsun? Tamam,
Abi o kadar kesiyorum, kesiyorsun elinle yiyorsun. Biz de elimizle yiyoruz. Ha, ağzıma bütün olarak atabiliyorum işte. Böyle çatalla lan, yine bütün olarak atarsın. Abi... Yaman bir adam tartışma sürüyor, bir bitirici. Yaman haftaya eldivenle bile mi gelecek? Ölü gibiyim ya. Ben de çok ölü gibiyim ya. Baksanıza yüzüme. Sen gene... Hem uykusuzuz. Evet, çok uykusuzuz. Ve ölü gibiyiz. Sonra artık hava alalım diye Ömer'e çıktık ama burada hava yok. Çok nemli ya. Çok nemli. Nemli. Böyle o kadar kötü ki yani. Ya odamı anlatamam zaten. Odam o kadar kötü geldi ki yani. Gidemiyorum odaya. Çok sıcak oluyor ya. Çok sıcak gerçekten. Bir de dağda olmamıza rağmen böyle. İstanbul'un içi daha da kötü. Gerçekten İstanbul'un içi çok daha kötü. Ne yaptık bugün? Lanet olsun dersler geçirdik. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü yani. Hiçbir şey katmadı bugünkü dersler bana. Bizim dersler çok boş geçiyor ya bugün. Bugün çok boş geçti benim de, bilmiyorum. Ondan sonra uyudum zaten bazı derslerde. Sonra Yaman'la mamla sohbetler ettik. Yani derste bayağı bir şey çektim. Sonra biraz etkinlik yaptık falan. Ama onun dışında yani kötü geçti. Dersler çok kötüydü. Sonra yemek yedik öğlen. Yine bir teneffüste olunca seviniyorum yani, bir insan görüyoruz. Sonra yine ders, çok kötü geçti. Kendimi lisede gibi hissediyorum ya. Değil mi? Üç ders çıkıyoruz, sonra öğle arası, sonra bir üç ders daha. Çok kötü, bölümde böyle değil ama yani hazırlığın bu kadar ağır şey olması beni çok üzüyor. Ondan sonra çıkınca da vampir köyle oynamamız daha da komik. Beynimizi yaktı ya. Yani lise gibi hissettim. Ama yine de okeydi ya. Ben eğlendim yani. Komikti. Ha, bu yaşlarla vampir köyle oynuyor anamız ama. Onun dışında güzel ama yaz okulu biraz stresli. Yaz okulu biraz stresli ya. Yani evet. O sınavı geçen bir korkusu var ve... Ya biz biraz yaza keyfine bıraktık bu arada. Yani biz normalde yaza girmeden önce sınava giriyorsunuz. İşte o sınavda geçemezseniz yaza kalıyorsunuz. Biz o sınava bile girmedik yani. Hani çok keyifli oldu. Ama bir sürü insanla tanıştık. Güzel. Çok iyi oldu ya. Evet yani. Ya sosyallik açısından iyi bence. Gerçekten yaz okulunda ben daha çok okuduğumu hissediyorum. Derslere düzenli gidiyorum. Dersler dönemdeki derslerimden daha verimli. Bu arada geçiyor. Herkes düzenli gidiyor. Ha, herkes düzenli dersine gidiyor, okuluna gidiyor. Aktivitelerini yapıyor. Hani bir böyle zaten zorunlu ders çalışma şeyimiz var. Ondan sonra çoğu insanı tanıyorsun ve hani böyle şey, bir sürü de yeni insan tanıyorsun. Çok iyi. Biz yani baksana 7 kişi grup olduk. Hiç beklemiyordum ben böyle bir çok şey. Çok kalabalığız bu arada ya. Ama iyiyiz bence yani. Onun dışında yani yaz okulu daha güzel geçiyor benim dönemimden açıkçası. Ben dönem içi çok video çekemedim çünkü çok çekecek bir şey de bulamadım. Ama yazın daha böyle bir okula gittiğimi hissediyorum. Ama stresli. Gerçekten çünkü sürekli daha bugün hoca bize şey diyor. 2 hafta sonra sınavınız var. Siz bu halde ne yapacaksınız? Şimdi ders çalışmaya gideceğiz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Videonun ne diyerek kapatacağız? Videonun ne demek istiyorsun? Dün videoyu kapatmayı unuttum ben. Artık Koç'tayız arkadaşlar. Bu kadardı yani. Hepinize iyi günler. Şey diyorum ben. Arkadaşlar yaz okulda kalmayın. Koç'a çok iyi günler. Yaz okulda kalın bence. Çok büyük şeyler hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? İnce değilsin. Ya yaz okuluna gelin bence de gelin. Bir böyle boş geçti 3 hafta ama yine de yaz okuluna gelmeseydik arkadaş olamazdık. Evet. Bu arkadaş grubunu yapamazdık. Demet'e yazıklar olsun demek istiyorum. Bir kere Game Master'ı tanıyamazsın. Gerçekten. Şuraya Game Master fotoğrafını koyacağım şimdi.